İslam dünyasının temelde tek bir sorunu var. O da halifesinin, yani başının olmayışıdır. Nasıl ki kafasız beden bir şey ifade etmiyor ise, İslam dünyasında şu anda başsız bir vücut gibidir. Hristiyanların papası var, Yahudilerin hahamları var ama yüzyıllarca yıl boyunca Yahudi ve Hristiyanlardan bilim ve teknikte ileri yaşamış olan Müslümanların halifesi yok. Bir kere Orta Çağ Avrupası tam 500 sene İbn Sina'nın kitaplarını okullarında ders kitabı olarak okuttu. Bu ne demek? Avrupa o zamanlar tıpta bizden tam 500 yıl geride kalmış demektir. Şimdi durum farklı ama bunun en temel sebebi birlik olamayışımızdır. Bilim, fen, teknoloji üretebilmek için kafanın dinamik olması lazım. Bir tarafta Orta Doğu, bir tarafta Doğu, bir tarafta Batı etrafın çember gibi sorunlarla uğraşırken bir taraftan da farklı ağızlardan farklı cümleler çıktı mı bu iş yürümez. Merkezde halife olur, tüm İslam alemi de onun dediklerine uyar. İse ancak birlikte hareket sağlanır ve yeniden Batı'yı şamar olana çevirecek bilim ve teknik düzeye ulaşılır. Güçler birleştirilmez ise ziyan olur. Halife seçimle seçilir. İslami usul ve esaslara göre karar alma mekanizması kurulur. Merkezden en ucra bölgeye kadar verilen emir yerine getirilir. İslam'ın kabataslak yönetim prensibi budur. Bahadır Çakır.